Hadi ya. Herkes hoş geldi tekrar. Ben Feride Düzüren Gündüz, Sodexo İnsan Kaynakları Direktörüyüm. Öncelikle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Gönülden kutluyorum. Bu anlamlı günde çok değerli bir konuğum var bugün benimle birlikte. ING Bank İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Meltem Kalender Öztürk bugün benimle olacak. Meltem 20 yılı aşkın zamandır insan kaynakları alanında. Özellikle modern çalışma hayatı ve işveren markası alanlarında ilham veren pek çok uygulamayı iş hayatında kazandırdı. Benim de kendisiyle çok yakın çalışma fırsatım oldu açıkçası. Bu nedenle Meltem'in liderliğinden ve bakış açısından her zaman çok ilham aldım. Bu canlı yayında Meltem'le birlikte olmaktan da ayrıca çok mutluyum. Meltem hoş geldin. Hoş bulduk Nasılsın? Nasıl geçiyor Feride. karantina günleri? Çok teşekkür ederim. Öncelikle güzel sözlerin için çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Evet. Evet, pandemi günleri dedik. Aslında hepimiz bir anda kendimizi evlerimizde bulduk. Uzun bir süredir evlerden çalışıyoruz. Hani pek çoğumuz bu şekilde. Ofislerde devam eden arkadaşlarımız da var tabii ama Evet. ben bir parça aslında endişeliydim Meltem. Yani özellikle çocuklarla ilgili iki tane kızım var. Nasıl olacak şimdi online eğitim, eve kapanma süreci nasıl handle edeceğim? Ama gördüm ki çocuklar ve gençler hakikaten çok Evet. hızlı bir şekilde adapte oldular bu sürece, bu koşullara. Sen ne düşünüyorsun? Senin bu pandemi dönemi için gözlemlerin neler? Gençlerimiz sence nasıl bu kadar hızlı adapte olabildiler bu koşullara? Aslında soruna yanıt vereceğim. Zaten hep bunun üzerine konuşacağız ama ben sözlerime öncelikle bu sohbete Ulu Önder Atatürk'ün bugüne dair sözleriyle başlamak istiyorum. Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz. Dolayısıyla sana da Sodexo'ya da böyle önemli bir günde gençlere dair böyle bir buluşma organize ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Aslında bu sözlerin içinde de yer aldığı gibi gelecek sizsiniz vizyonu aslında şu anda da yaşadığımız bir şey. Bugün içinde bulunduğumuz günlerde en önemli şey aslında adaptasyon becerisiydi. Senin de dediğin gibi gençler, çocuklarımız bence çok daha hızlı adapte oldular. Çünkü aslında yıllardır konuştuğumuz bir şey yeni jenerasyonla ilgili. En önemli beklentileri bir dijital dünyayı, dijital yetkinliklere çok hakimler ve bunun içinde olmak, bu becerilerini kullanmak. İkincisi de aslında esnek, özgür bir çalışma ortamına sahip olmak. Dolayısıyla bu çalışma disiplinine ruhları uygun. Yani ruhları buna uygun olduğu için aslında onlar açısından uyum sağlamaya çalışmak değil, doğal bir şey bu. O nedenle uyum sağlama kısmı daha çok bizler için bence olan bir şeydi. Onların doğasında oldukları için doğal olarak bence bu çalışma biçimine de en hızlı onlar adapte oldular. Bilmiyorum katılır mısın? Kesinlikle Genişlemeye. katılıyorum. Benim de Evet. gözlemlerim Evet. aynı şekilde. Evet. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Daha hani kaliteli bir görüntü elde edebilmek için aslında yorumları kapattım şimdilik. Ama yayınımızın sonuna doğru sorularınızı alabilmek için yorumlara tekrar açacağım. Onu Tamam. özellikle Süper. belirtmek istedim. Meltem, pandemi döneminde aslında işte liderlikten çalışma ortamına kadar, koşullarımıza kadar pek çok şey değişti dedik. Aslında ihtiyaçlar da çok fazla değişti. Şunu merak ediyorum, hani çok fazla yorum yapılıyor. Pandemi sonrası hayatımız nasıl değişecek? Aslında Evet. bugüne dair neler kalıcı olacak? Neler değişecek? Senin Evet. bu konudaki yorumlarını, öngörülerini merak ediyorum. Ben şöyle düşünüyorum Feride. Aslında yani birçok hani bu dönemde çok görüş duyuyoruz. Hepsi de kendine özgü önemli yorumlar. Ben hani direkt bu dönem olduğu için şu değişecek değil.
Ben yaşadığımız bu dönem aslında belki bazı tabuları kırmak açısından ya da uyumlanmak açısından nasıl yaparız diye emin olamadığımız şeyleri aslında mecburen yaptığımız için olması gerekene doğru yaklaştığımız bir süreç olduğunu düşünüyorum. O nedenle de bir şeyler değişecek. Herkes için, her kurum için değişir mi? Çok emin değilim. Çünkü yaşadığımız her olağanüstü durumdan sonra 2 haftalık bir süre geçiyor ve bazen hafızamız siliniyor gibi oluyor. Dolayısıyla herkes için aynı uyumlanma olur mu emin değilim. Ama kesinlikle bir farkındalık olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle bir uyanış olduğunu düşünüyorum. Ve kimi kurumlarda ya da kimi görevlerde önemli çalışma biçimlerinde değişiklik olacak. Bu kesinlikle bu dönem bunu hızlandırdı. Yapabilir miyim diyenlere olabileceğini gösterdi. O açıdan çeşitli değişiklikler olacağını düşünüyorum. Bunlara da Görüyorsun. gireriz zaten şimdi senin. Evet, aynen Ama öyle. Ona dair. hızlandırıcı bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ya da tabuları kıran bir. Çünkü İK'cılar örneğin yıllardır esnek çalışmayı ikna etmeye çalışan çokça organizasyon biliyorum. İkna edemeyenleri biliyorum. Dolayısıyla mecburen olunca görüldü. Ama onu sağlamak da hani böyle kültürel bir şey. Dolayısıyla kimileri başarabildi, kimileri başaramadı bence. Onu da zaman içerisinde göreceğiz. Evet, biz İK'cılar aslında hep işine yaradı dediğin gibi ama bundan sonrası için de o verimlilik hani pek çok konuda bize pek çok rollerde var, devam ediyor. Koşullar bu kadar yeniden şekilleniyorken gençler sence çalışma hayatına nasıl bakıyorlar? Gençler ne bekliyor? Ve ne tür zorluklar yaşıyorlar? Şöyle, şimdi ben aslında öncelikle çok şanslı bir toplum olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü bugün 18-30 yaş arasına baktığımızda yaklaşık 13 milyon kişilik bir kitleden bahsediyoruz. Ve ne kadar şanslıyız ki böyle genç bir Değil mi? nüfusa sahibiz. Kesinlikle. Ve bu sayıyla birlikte şunu da fark etmemiz gerekiyor. İş hayatının bugün %50'si zaten Y jenerasyonu iş hayatında. Dolayısıyla artık hani uyumlanmak falan da değil bence. Fark etmek ve hani buna göre hareket etmek gerekiyor. Şimdi genç jenerasyonun bence en önemli geçmişe göre farkı işe bir yaşam biçimi olarak bakmaları. Yani işim ve hatta içinde çalıştığım şirket benim kimliğim, benim yaşam biçimim. Yani ben işimi yapar giderim diye bir bakış açısı yok. Bu iş benim kimliğim, beni yansıtıyor ve benim yaşam biçimim diyor. O nedenle de bunu dediği için daha fazla anlam arıyor. Bütünün parçası olmak istiyor. Benim yaptığım şeyin sonuca katkısı ne diye sürekli düşünüyor. Özgürlük arıyor. Çeşitlilik arıyor. Hiyerarşi istemiyor. Çünkü hiyerarşi belli noktalarda unvanlar, kontroller anlamına geliyor ve o hiyerarşi ile değil, otonomi ile, inisiyatifle çalışmak istiyor. Klasik liderlik anlayışı değil, egonun güçlü olduğu, bir kişinin karizmasıyla önde olduğu bir liderlik anlayışı değil, hizmetkar liderlik anlayışı dediğimiz, ekibin gerçekten bir üyesi olan ve aslında herkesin işinin lideri olarak hareket ettiği bir çalışma ortamı arıyorlar. Dolayısıyla işe bakış açıları ve yükledikleri yani en temelinde dediğim gibi işim benim yaşam biçimim, işim ve çalıştığım şirket de benim kimliğim olduğu için ben çok daha fazla sorgulamaya başlıyorum. O nedenle gençler de tamamen bu beklentilerine uyacak kurumlarda olmak ve bu bekle ya o işleri, o tarz işleri yapmak istiyorlar. Aslında ne kadar güzel ifade Farklı. ettin. Evet, beklentilerini zaten çok net, çok somut. Kesinlikle katılıyorum hepsine. Peki bu beklentilere şirketler hangi İK politikalarıyla cevap vermeliler ve veriyorlar? Yani aslında özellikle sanırım son yani 7-8 yıldır çok daha fazla bu konuya kafa yoruyoruz
bütün şirketler ve liderler olarak. Çünkü bu sadece bir insan kaynakları konusu değil. Çünkü çok şirketin kültürüyle ilgili bir konu. Dolayısıyla liderler olarak bu konuya çokça kafa yorduk ve yormaya da devam ediyoruz diye düşünüyorum. Şimdi şöyle, birincisi bir takım yaklaşımlara artık alışmamız gerekiyor. Ki biz de örneğin hani bu farklı çalışma modelleri de zaten bizim gündemimizdeydi örneğin, ama bu pandemi dönemiyle birlikte hızlandı. Bir takım yeni modeller ortaya çıkacak. Nedir? İşte organizasyon yapılarının değişmesi gerekiyor. Yani hiyerarşik organizasyon yapıları değil, daha takım bazlı organizasyon, ki örneğin Agile denilen çevik organizasyon yapısı bu anlayışa yakın bir organizasyon yapısı. Dolayısıyla organizasyon yapılarının değişmesi gerekiyor. Ünvanlarla ve hiyerarşiyle değil, aslında görevlerin konuşulduğu, ünvanların hiçbir anlamının olmadığı bir kafa yapısına geçilmesi gerekiyor. Haftada 5 gün 8 saat çalışılır, işte 9-6, 8-5 gibi normlar yerine bir defa başta 4 gün, yani 10 çarpı 4, artık 5 gün değil 10 çarpı 4 kafa yapısına geçmeye hazırlanmalıyız. Bunu çok kesinlikle konuşmalıyız. Takım elbiselerden artık daha kapşonlara, sweatshirtlere geçtik. Kübik masalardan koltukların olduğu çalışma ortamlarına geçtik. Yaşasın bugün Cuma'dan, yaşasın bugün Pazartesi duygusuna geçiş yapabilmemiz gerekiyor. O da ancak sevdiğin bir iş ve sevdiğin bir kültür olduğunda olabiliyor. Dolayısıyla bu normu şirketlerin zihninde kırması gerekiyor. Bir de şuna alışmamız gerekiyor. Bir kariyer değil, artık kariyerler olacak. Ve geçmişte hani tabii ki hepimiz yetenekli bulduğumuz çalışanımızı takımın içinde tutmak için çok efor harcıyoruz. Kaybetmek istemiyoruz. Buna da devam edeceğiz. Ama kabul etmemiz gereken bir şey, eskiden profesyoneller toplam 30-35 yıllık kariyer hayatlarında maksimum 3 değişiklik yaparken artık 3-4 yılda bir değişiklik yapıyorlar. Bu süreyi nasıl uzatabiliriz? Tabii ki kültür olarak bütün bu anlattıklarıma uyumlanan bir şirket olduğunuzda tabii ki bu süre artar, ama kişiler tek kariyerle de, yani aynı şirketin içinde de olsalar tek kariyerle yetinmeyecekler. Farklı farklı kariyerler deneyimlemek isteyecekler. Dolayısıyla bu bakış açılarına geçmek gerekiyor. Biz de örneğin neler yapıyoruz, neler... Evet, merak ediyorum. Hangi uygulamalar var? Şirketler neler yapmalı? Şimdi örneğin bizim organizasyonumuza baktığında İNG'de 4000 kişiyiz yaklaşık. Bu 4000 kişinin %80'i Y jenerasyonu. %50'si ise 30 yaşın altında. Dolayısıyla zaten organizasyonun hani oldukça genç bir organizasyon yapımız var. En önemli konu yani kültürdeki özgürlük ve esneklik. Biz bunu hani sadece bu kıyafet ya da çalışma saatleri değil, bunu yapıyoruz. Çalışma saatlerinde esneklik, evden çalışma esnekliği, kıyafetlerde esneklik. Bu gibi birçok önce uygulamayı hayata geçirdik. Ancak asıl önemli olan, ben arkadaşlarımla sohbet ettiğimde de görüyorum, diyorlar ki kültürdeki bu konudaki uyumlanma çok önemli. Dolayısıyla sözde değil, özde bunları hayata geçiren bir kültür olması çok önemli. Dolayısıyla biz kültürümüzün böyle olması konusunda gerçekten çok efor harcadık ve şanslıyız ki o noktadayız. Onun dışında yine örneğin geleceğin becerilerine uygun veri bilimi. Bu konuda çok önemli gelişim programları yapıyoruz. Ve o gelişim programları tabii ki geleceğin mesleğine illaki de, sizin bilgisayar mühendisi olmanız gerekmiyor veri bilimcisi olmanız için. Bizim insan kaynakları ekibimizde de mühendislik okumamış arkadaşlarımız o sınavlara hazırlanıyorlar ve veri bilimi konusunda kendilerini geliştiriyorlar. Dolayısıyla veri bilimi ya da liderlikte daha global bakış açısını sergileyecek genç yetenek programları, şirketlerin bunlara yatırım yapması önemli.
gelişim zamanını çok önemsiyorlar. İş yaşamının içinde belli esneklikler verebilmek önemli. Örneğin biz turuncu mola diyoruz. Birçok şirket hani ben 3 ay, 6 ay bir şey için ara vermeliyim. Bu arayı verdiğimde de işimi kaybedecek miyim diye bir endişe taşımamalıyım. Daha maaşımı almaya devam etmeliyim. Örneğin bizim turuncu mola böyle. Yani birazcık daha o bariyerlerden çıkıp bu yeni hem o becerileri geliştirebilecek hem onlara o gelişim zamanını verecek özgürlüğün aslında merkeze konduğu politikalar geliştirmek gerekiyor. Evet. Hep şey diyorum ben, eskiden şirketler şekillendiriyordu işte iş sözleşmesi şartlarını, kurallarını. Şu anda çalışanlar daha çok şekillendiriyor değil mi? Onların beklentileri ve ihtiyaçlarıyla şirketler buna öyle olmalı aslında. Sağlamaya Öyle çalışıyorlar. Olmalı. Belki, Evet. Evet. Belki eskiden daha dile getirmeyen olanı kabul eden bir jenerasyonlar varken şimdi biraz önce en başta söylediğim konu nedeniyle o inisiyatifi de alıp o özgüvenle bunları istiyorum diyen, dile getiren ve değiştirmek için de ben gönüllüyüm diyen aktif bir jenerasyon Önemli bir olduğunu nokta bu söylediğin. yani o yeteneklere sahip olmak istiyorsanız o ortamı yaratmanız gerekiyor. Çünkü gelecek becerilere ve organizasyonun geleceği, geleceğin liderleri onlar. Dolayısıyla Kesinlikle. Evet, adapte olmak zorundayız. Zorundayız. Hepimiz öyle, evet. Kesinlikle. Aslında sen de bir girizgah yaptın ya, çok hızlı bir dönüşüm içerisindeyiz. Peki hangi özellikler, hangi yetkinlikler olmazsa olmazlar arasında olacak? Evet, ben birkaç beceriyi çok önemsiyorum. Aslında bu sohbeti hazırlanırken de hem benim mentorum olan genç arkadaşlarımız var. Bizim bir genç yetenek programımız var ITV diye. Benim oradan iki mentorum var. Ben hem onlara sordum. Çünkü gerçekten onların zekasına, olaylara bakış açısına da bayılıyorum. Ve o mentorluk sürecinde o nedenle başlattık. Daha başındayım ama çok da şey öğreneceğime eminim. Hem onlara sordum hem çevremde bu konuya gerçekten kafayı takan dostlarım var. Onlara da sordum. Hem de kendi gözlemlerimle baktığımda birkaç becerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birincisi, yeniliklere açıklık ve hızlı adaptasyon. Bir. İkincisi, farklı disiplinlerle işbirliğine açıklık. Ne demek istiyorum? Örneğin bazı meslekler hep olacak hayatımızda, bazıları dönüşecek. Örneğin siz avukat olabilirsiniz. Ancak klasik bir avukat olmak yerine o bilgilerinizi, örneğin bugün blockchain'i konuşuyorsak, ya ben şirketlerin hukuki altyapısını buna uygun hale nasıl getirebilirim, bu konuda nasıl bir hukuki danışmanlık yapabilirim diye o avukatlıktaki bilgilerinizi yeni teknolojideki blockchain ile birleştirdiğinizde disiplinler arası bir uzmanlık geliştirmiş oluyorsunuz. Yani dikey değil, olabildiğince yatay olabilmek. Üçüncüsü mental esneklik. Aslında bu ikincisini sağlayabilmek için de önemli. Mental esneklik. Data ve dijital beceriler. Dördüncüsü global liderlik. Beşincisi öğrenme çevikliği ve ekip çalışmasına yatkınlık. Çünkü biraz önce söylediğim gibi organizasyonlarda çok daha kolaborasyonla, takımla hareket eden organizasyonlar olacak. O nedenle de bireysellik değil, takım, kolektif başarı daha önemli olacak. Ben bu becerilerin özellikle önemli olacağını düşünüyorum. Evet. Peki önümüzdeki 10 seneyi düşündüğümüzde evet. Hangi sektörler, gençler eminim ki çok merak ediyorlardır. Hangi sektörler, hangi meslekler daha çok ön planda olacak? Ben burada özellikle McKinsey'nin son yaptığı bir araştırmadan faydalanarak paylaşmak istiyorum. Hani gelecek 10 senenin büyüyen, yani her sektör devam ediyor ama bazıları daha büyüyor, bazıları o kadar büyümeyebiliyor. En fazla büyüyecek 5 sektörü paylaşmak istiyorum ben. Bunlardan biri perakende ve servis sektörü. İkincisi yeme içme sektörü. Üçüncüsü finansal sektör. Dördüncüsü sağlık. Beşincisi de sanat ve eğlence. Özellikle bu sektörler daha fazla büyüyecek. Gelecek 10 yılda yapılan araştırmalarla daha fazla büyüyeceğini gördüğümüz sektörler. Bir de istersen bununla bağlantılı mesleklere de biraz değinebiliriz. Evet, lütfen.
öne çıkacak olan meslekler neler? Artık hani çok fazla duyduğumuz, bence söyleyeceklerimin hepsi belki de çok yeni gelmeyecek ama tekrar paylaşmak adına. Biri siber güvenlik. Hatta okuduğum bir son araştırmada şöyle diyordu. Gelecek 5 yıl bir mesleğiniz olmasını istiyorsanız bilgisayar mühendisliği okuyun. Ama yaşam boyu bir mesleğiniz olmasını istiyorsanız bunun üzerine siber güvenlik koyun, internet güvenliğini koyun. Dolayısıyla siber güvenlik oldukça öne çıkacak olan bir meslek. Yapay zeka iş geliştirmecisi, arttırılmış gerçeklik, augmented reality'den bahsediyoruz. Bununla ilgili deneyim tasarımları. Yani deneyim tasarımcısı aslında sadece arttırılmış gerçeklik için değil, her meslek grubunda öyle. Pazarlamada da deneyim tasarımı, insan kaynaklarında da deneyim tasarımı, her alanda müşteri ilişkilerinde de deneyim tasarımı. Deneyim tasarımı çok önemli. Veri mühendisi ve bilimcisi çok önemli. Finansal koç, çünkü çok daha fazla dijital finansal servisler, dijital bankacılık. Dolayısıyla ben hani artık bir bankaya gidip bir orada bir destek almak yerine o dijital dünyada bir finansal koçum olmasını istiyorum. Bununla birlikte kişisel marka danışmanı da yine çok öne çıkacak mesleklerden biri. Onunla birlikte tabii bu online dünyanın da büyümesiyle dijital terzi, sanal küratör. Aslında bu dönemde ben bir üniversitedeki paylaşımımda bu sanal küratör işini söylemiştim. Sonra bu pandemi döneminde o kadar güzel kaynaklar, müzeler açıldı ki orada da o sanal küratörün ne kadar önemli olduğunu gördük. O nedenle kurumların buna dair gelişim programları yapması, bu rolleri, işte bizde verdiğim örnek gibi bizim bazı böyle yeni mezun istihdam programlarımız var. İşte biri global liderlik programı, diğeri veri bilimi programı, diğeri dijital program olacak. Örneğin böyle geleceğin yetkinliklerine uygun aslında bizim de dönüşümü sağlamamız gerekiyor. Buna İngilizce terminolojide upskill ve reskill deniyor. Aslında organizasyonların da mevcut insan kaynağını aslında bu becerilere dönüştürmek, bu yeni becerileri kazanmak için bayağı odaklanması gerekiyor. Ama en öne çıkacak olan roller bunlar diyebilirim. Bunlar. Evet. Ya küratör sözünü özellikle çok beğeniyorum. Ben gerçekten çok şey ifade ediyor. Bu kadar meslekler, uzmanlıklar dönüşüyorken, hani değişiyorken, bu yeni dünyada genç arkadaşlarımız yerlerini alabilmek için aslında bu iş hayatında ve hepsinden önemlisi başarılı olabilmek için nasıl hazırlanmalılar Meltem? Neler tavsiye ediyorsun? Çok önemsiyorum bu soruyu. Çok da yani paylaşacağım için de heyecanlıyım. Şöyle, burada ben aslında tabii çok uzun yıllardır, yani artık 24 yıldır insan kaynakları alanındayım. Ama hem kendi kişisel yolculuğumdan hem de insan kaynakları profesyoneli olarak gördüğüm binlerce örnekten yola çıkarak öne çıktığını düşündüğüm 6 tane özellik var benim. Evet. İş yaşamında sadece başarılı olmak için değil, mutlu ve başarılı olmak için çok önemli gördüğüm, inandığım 6 tane şey var. Bunlardan ilki hayal kurmak ve bir vizyonun olması. Şimdi çoğu zaman şirketlerin bir vizyonu varmış gibi düşünülür ama aslında önce bireylerin vizyonunun olması çok önemli. Ben burada özellikle üniversite yıllarında gönüllü Isaac organizasyonunda çalıştığımda aslında bu kavramla tanıştım. Ve ben bu tarzdaki gençlik organizasyonlarında aktif olmanın da çok şey öğrettiğini düşünüyorum. Onu da kesinlikle tavsiye ederim. Hem gençlik organizasyonlarında hem stajlarla, yani iş hayatına başlamadan öncesinde de. Ve o vizyon çalışmasını gerçekten oturup, ya ben 10 sene sonra, ve bunu belli dilimlerde de hayatımızda yapmamız lazım. Yani bugün senle benim de bundan sonraki için yapmamız gibi, ama özellikle yola çıkmadan önce mutlu ve başarılı bir kariyer hayatına sahip olmaları için, hele de işin gerçekten bir yaşam biçimi olduğunu
düşünürsek, o hayal etme ve vizyonun çok önemli olduğunu inanıyorum. Bunu da böyle, yani benim hangi özelliklerim güçlü? Ben neyi farklı yapıyorum? Çünkü ben üniversite, akademik de özgeçmiş önemli, akademik başarılar önemli ama tek başına yeterli değil. Ben bu yolculuktaki deneyimlerime baktığımda bir noktadan sonra fark yaratanın yetkinlikler, beceriler olduğunu görüyorum. Onun için de kendinizi tanımanız gerekiyor. Benim güçlü alanlarım neler ve ben bunları nasıl sergiliyorum? Bunun için etrafınızdan geri bildirim almanız da önemli ve ardından da hayal edin. Ve bu hayali sadece kariyer olarak değil, ben nasıl bir insanım? Etrafımda nasıl arkadaşlarım var? Hangi hobilerim var? Nasıl bir evde yaşıyorum? Nasıl bir iş yapıyorum? Nasıl görünüyorum? Yani bütünüyle bir yaşam vizyonu oluşturmanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü tamamen hani önünüze geleni değil, bu vizyona sahip olduğunuzda işaretleri de daha fazla görebiliyorsunuz. Ve bu sizin pusulanız oluyor. Dolayısıyla birincisi kişisel vizyon ve hayallerinin olması bence çok önemli. İkincisi, hayallerine ulaşmak için çalışmak ve zorluklar karşısında yılmamak. Çünkü bu şey gibi, hani gülün kokusunu birçoğumuz çok severiz ve o nedenle o gülü koklamayı çok severiz. Ama güllerin dikenleri vardır. Dikenleri var diye o güllerden vazgeçmeyiz. Ama biliriz dikenleri olduğunu, ona göre o gülü tutarız ve onun nefis kokusunu içimize çekeriz. Çok güzel bir örnek oldu. Bunun gibi düşünüyorum. Dolayısıyla biz yola çıktığımızda birçok engelle de karşılaşabiliriz. Hayat dediğimiz şey böyle zaten. Onun için bu engeller karşısında yılmamak ve elde etmek için de çalışmak. Yani ben şeyi garipsemiyorum. Kimi zaman bunlar söyleniyor. İşte bir takım şeyler hani hızlı olsun isteniyor vesaire falan. Dünya zaten daha hızlı. O nedenle bir takım şeylere daha hızlı ulaşmak da istenebilir. Önemli olan onun altını doldurmak bana göre. Ne istediğini bilmek ve istediğin şey için çok çalışmak. Üçüncüsü sürekli öğrenmek. Öğrenme gerçekten en önemli becerilerden biri. Ve öğrenmeyi de şey gibi düşünmemek lazım. Herkesin bir öğrenme stili var. Ben mesela özellikle etrafımdaki insanlardan çok öğrenirim. O nedenle de öğreneceğim, yani her normal bir arkadaş sohbetinde bile öğreneceğimiz şeyler var. Bir filmden öğreneceğimiz şey var. Bir kitaptan öğreneceğimiz şey var. Bir şehirden öğreneceğimiz şey var. O nedenle her şeye ben bunun ne bir deneyimden öğreneceğimiz şey var. Meraklı olmak. Bu şu açıdan da önemli oluyor. Bir ortamın içine girdiğinizde meraklı olduğunuzda bütünü de daha rahat görüyorsunuz. Neler olduğunu da daha rahat görüyorsunuz. Onun için meraklı olmanın da merakla zaten sürekli öğrenme geliyor. Üçüncüsü o. Dördüncüsü? Meltem, çok özür diliyorum. Senin telefona biraz daha yakınlaşmanla ilgili bir yorum var. Tamam. Biraz evet, daha araya girip söyleyeyim. Acaba? Bayağı yakınım aslında. Ses mi? Umarım. Böyle iyi mi arkadaşlar? Ben yorumları açtım bu arada. Hani soruları da bir taraftan alayım, tamam, diye. Tamam. Umarım iyidir şimdi. İyi mi? Nasıl? Evet. Bir yorum bekliyoruz arkadaşlar. Tamam. Daha iyi mi? Olabildiğince yakın olmaya çalışıyorum. Evet. Ben şu anda çok iyi görüyorum seni. Tamam, biraz evet. Okey. Okey. Yoruma geldi Meltem. Süper. Üçüncüsü dediğim gibi tutkuyla sevdiğin işi yapmak. Sevdiğin işi bulduğunda zaten işin senin hobin gibi oluyor. O nedenle de o zaman tutku da aslında beraberinde geliyor. Beşincisi, değil mi? Beşteyim. İyi bir çevre. Buna çok inanıyorum. Benim hayattaki en büyük şanslarımdan da biriydi. Seçtiğiniz arkadaş çevresi çok önemli. O arkadaş çevresi bir süre sonra iş hayatında da en önemli. Bu çevre dediğim konu iş hayatında da önemli becerilerden biri. Network becerisi diye. Network aslında ne? Bağ kurma, bağlantılar kurma. Bunu da hele de şu anda o kadar sınırsız bağ kurma şansımız, bağlantılar kurma şansımız var ki. Lokal değil global ve disiplinler arası birçok farklı kişiyle. Ve o network becerisinde de önemli olan aslında
sürekli olarak bu ilişkilere de yatırım yapmak. Onun için iyi bir çevre kurmak ve benim kariyer hayatımda her zaman önemli şanslarımdan biri bana benden çok inanan, yapabilir miyim dediğimde yapabilirsin diyen, destekleyen bir halkaydı aslında o çevre. Hem arkadaşlarım hem de iş çevresinde edindiğim dostlar. Onun için o ilişkilere yatırım yapmayı çok önemli buluyorum. Sonuncusu da takım başarması ve birlikte başarmaya olan inanç. Bu çok net. Hani o birlikte başarma ve ortak akıl, tek akıl, ortak akıl baktığında o ortak akıldaki tabii ki çok daha fazla yaratıcılık var, çok daha fazla bilgi var. O nedenle de o takım çalışmasına yatkınlığında iş hayatındaki başarı da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Benim sihirli bulduğum altılı bu aslında. Evet, yani altı maddede gerçekten çok dolu dolu, çok önemli noktalar. Özellikle başarılı ve mutlu olmakla ilgili yorumların gerçekten çok güzel açıkçası. Çünkü sadece hani başarılı olmak ama hepimizin başarıya yüklediği anlamlar da çok farklılaşıyor değil mi? O yüzden mutlu ve başarılı olmak önemli. Aslında başarı, yani şöyle, başarının tanımını şöyle yapmakta fayda var. Başarı sadece işteki başarı değil, toplam bir başarı olduğunda o tatmini hissediyorsun zaten. Yani ailen olabilir, arkadaşların olabilir, hobilerin olabilir, işin. Yani hepsinde bir denklemde bütünlük varsa o zaman aslında gerçek başarı bence hayatta var. Tabii ki hayatın belli evrelerinde öncelikleri değişebiliyor bunların. Bazen biri daha öne çıkıyor. Ama belli bir evreden sonra önemli olan hepsi aynı anda aynı seviyede olmayabilir. Bunun farkında olmak önemli. Kimi zaman biri daha fazla öne çıkabilir tabii ki. Kesinlikle. Evet, çok katılıyorum. Soruları biraz göz attım sen Meltem. Merak ediyorum. Evet, bir şey sorusu dikkatimi çekti. Turnover ile ilgili de yorumlarınızı alabilir miyiz demişler. Herhalde yeni dünyada çalışan bağlılığı, retention'ı ile ilgili bir soru diye yorumluyorum ben. Evet, şöyle düşünüyorum ben. Şimdi tabii ki ana amacımız sahip olduğumuz yetenekli ekibi olabildiğince korumak. Ancak geçmişte hani aşırı da panik olmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani ayrılmalara bazen çok panik olarak yaklaşabiliyoruz. Aşırı panik olmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu döngüyü yaşayacağız. Geçmişte hani girip de bir yerde 20 yıl, 30 yıl çalışma varken artık bu yok. Tek kariyer de yok. Kariyerler var. Yani ben farklı uzmanlık alanlarına geçerek yani bir fotoğrafçı olmaya karar verebilirim bunu bırakıp. Dolayısıyla hayatımın bu aşamasına kadar buydu. Şimdi başka bir şey yapacağım diyebilirim. Ya da farklı deneyimleri yaşamak isteyebilirim. Dolayısıyla bu gerçeği kabul etmeniz gerekiyor. Ancak bu gerçeği kabul etmekle birlikte gençlerin beklentisini karşılayan bir iş ortamınız olduğunda da tabii ki onların potansiyellerini daha fazla ortaya çıkardıkları ve daha fazla kaldıkları bir organizasyon olacak. Ama o dönüşümü, o döngüyü durdurmak mümkün değil. Gidebilir, geri gelebilir, gelmeyebilir. Önemli olan bence sadece olanı tutmaya kafayı takmak değil. Ben bu yetenekler için nasıl çekici olabilirim? Ve geldiklerinde de nasıl mutlu ve potansiyellerini açığa çıkararak çalışmalarını sağlayabilirim? Bence ana gayemiz bu olmalı. O 2 yıla, 3 yıla, 5 yıla kafayı takarsak işin içinden çıkamayız. Çünkü bunu yaşayacağız. Dediğim gibi önemli olan bu yeni becerilere sahip genç jenerasyonun gelmek istediği bir organizasyon olmak. Ve geldiğinde de maksimum mutlu ve performansla çalışmasını sağlamak. Yani karşılıklı bir kazan-kazan ilişkisinin olması. Dönüştürmek, evet. Sorulardan bir tanesi de şu. İletişimin etkisini merak ediyor. Aslında sen buna o 6 madde içerisinde networking'de değindin. Yeni nesil iletişim şekli tamamen farklı. Hani bu
yeni jenerasyon iletişim şekliyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Onun yeri nasıldır gibi bir soru var. Tamam. İki şekilde bakacağım buna. Bir, şirket içi iletişim olarak bakacağım. Bir de hani onların iletişim konusundaki, yani senin belirttiğin diğer boyutla bakacağım. Birincisi, iletişim en önemli beklentilerden biri. Çünkü tekrar başa dönüyorum. Ne olup ne bittiğini bilmek ve neye katkı sağladığını görmek çok doğal bir beklenti. O nedenle de ve de diğeri de bağ kurmak önemli. Yani o kendine ait hissetme, arkadaşlarının olması, o ortamda ondan şirketler artık gitgide daha fazla böyle ev ortamına benziyor. Benim çalışma arkadaşlarım şey diyor, burası bir ofis değil ki, bizim için bir kampüs. Yani biz öyle hissediyoruz, bir ev gibi. Bunda tabii ki ortamsal değişikliklerin de etkisi var, bir de ruhu var. Yani sadece ortamı değiştirmek yetmiyor. İletişim, yani çok çeşitli iletişim kanallarının kullanılması ve düzenli iletişim olması gerekiyor. Birlikte çalıştığı liderlerle, ekip içindeki iletişim, organizasyonda ne olup ne bittiğiyle ilgili iletişim, bütün bunlar ve bir şey olduğunda açık, şeffaf iletişim. Yetişkin iletişimi. Yani bence bu çok önemli. Bazen bir kontrol eden ebeveyn o psikolojideki iletişimi oluyor. Yetişkin iletişimi, hepimiz yetişkiniz. Dolayısıyla yetişkin iletişim olması gerekiyor. Şeffaf, açık. İletişim şekli olarak da tabii ki bu birazcık bizim de hepimizin yani bizden farklı bir eğitim sistemi. Eğitim sistemiyle de birlikte farklı bir dünyanın içinde yetiştikleri için bazen kendilerini, ben şey diyorum, oyunlar oynuyorlar ve o oyunlardaki kahramanlar onlar. Dolayısıyla iş hayatına geldiğinde de o kahramanlıklara, o oyun dünyasında o kadar büyümüş ki sanal dünyanın içerisinde. Dolayısıyla o kahraman. Bunun da o iletişim şeklinde görülmesini istiyor. Bir defa bey hanımlar zaten hani bir an önce vazgeçmemiz gereken şey olduğunu düşünüyorum. Şey gibi geliyor. Yani ben hatırlıyorum çalıştığım yani farklı kurumlarda da bir deneyimim oldu. İlk böyle gençlik programındakiler bizim genel müdürümüze adıyla iyiyim sen nasılsın dediklerinde hepimiz büyük bir şok geçirmiştik. Ama bizim genel müdürümüz de bu konularda çok zaten açık görüşlü bir şeydi. Sonra ben danışmanlık dönemimde de daha startup kültürlü bir organizasyonda çalıştım. Herkes birbirine ismiyle hitap ediyor. Ve artık gerçekten ben şimdi de global bir organizasyondayım. Bey hanım gibi bariyerleri de atmamız gerekiyor. Bey hanım aynı zamanda bir mantalite de çünkü. Dolayısıyla oradan başlayarak daha açık, hiyerarşik olmayan, yani herkes işinin lideri. Herkes ve de dediğim gibi bir şekilde çok değerli herkes o kurumda ve o kimliklerin, beylerin, hanımların bir anlamı yok. Ve aslında beceri setleri olarak da kurumları gerçekten ileriye taşıyacak beceri setlerine sahipler. Bunu da hissetmek istiyorlar. Evet, kesinlikle. Yani hiyerarşi inovasyon ve yenilikçiliğin önündeki en büyük bariyer olduğunu düşünüyorum, evet, ben de. Çok katılıyorum. Soruları hemen şöyle bir bakıyorum. Aslında bankacılık sektöründe çok spesifik bir soru var. Bankacılık alanında seviyemizi daha da yükseltmek için neler öneriyorsunuz diye sormuş bir katılımcımız. Şöyle söyleyeyim, hani tam olarak soruyu doğru mu anladım diye derken, ama şunu ben tabii birincisi göreceli yeniyim bu sektörde. Uzun yıllar hani teknoloji sektöründeydim. Tabii şansım şimdi teknolojiyi çok kalbine koymuş bir bankanın içerisindeyim. Tamamen bir dijital bankacılık vizyonuyla çalıştığımız için yine hani benim için soft bir geçiş oldu. Ama bankacılık diye baktığımızda Türkiye zaten dünyada bankacılık sistemi, hem sistem hem de müşteri deneyimi ve hizmetleri anlamında ve de ürün anlamında zaten çok ileri. Dolayısıyla bankacılık sistemi olarak baktığımızda Türkiye'deki finansal sistem
dediğim gibi hem ürün tarafında, hem teknoloji tarafında, hem de müşteri deneyimi tarafında zaten çok ileride. Eğer hani bu şeydeyse soru, soruyu doğru anladıysam bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, teşekkür ediyorum. 10-15 yıllık tecrübesi olan ya daha tecrübeli kişilere bu yeni yeni normalde diyeyim neler tavsiye edersin? Soruları da var. Evet, şunu tavsiye ediyorum. Birincisi, örneğin benim kendime bu ITP Genç Yetenek Programı'ndan iki mentor arkadaşım olmasını istemem de bununla bağlantılıydı. Uyumlanmak için yani beceri olarak öğrenmeniz gereken ya da anlamamız gereken bir takım daha iyi anlamamız gereken gerçekler var. Ve beceri boyutu da yani ben onlara dedim ki evet ben teknoloji şirketinde çalıştım. Göreceli birçok teknolojiye daha aşinayım. Ama dijital becerilerimi geliştirmek istiyorum daha da. Dolayısıyla bana bu konuda yardım edin dedim. Ya da birçok program var. Şirketin içinde olabilir, şirketin dışında olabilir. Veri, data ve dijital beceriler çok önemli. Ve bununla ilgili online'da da alabileceğiniz çok eğitim var. Offline'da da var. Bunlara gitmek bir defa yani data, veri, veriyi anlama ve yorumlama ve dijital dünyanın dinamiklerini, o becerileri geliştirmek için bir defa yani kurslara gidebiliriz. Hangisi en rahat öğrendiğiniz yöntemse bir defa bu konuda becerilerimizi geliştirmemizi öneriyorum en temelinde. Hani 10-15 yıldır iş hayatında olmak daha önünde bayağı bir 15-20 yıl daha var demek. Dolayısıyla öyle çok işte gayet güzel bir bence deneyim noktasında olman demek aynı zamanda. Onun için bence en temeli bu yeni çıkan hani disiplinler, farklı disiplinleri izlemek ve öğrenmek diyeceğim ben. Evet. Bir şey kalmamak, yatay anlamda kendini geliştirmek için neleri ekleyebilirsin, ona odaklanmak. Evet, kesinlikle. Yani ben de o T insanın gücüne inanıyorum. Hani bir konuda çok derin uzmanlığınız olsun ama mutlaka yatayda da pek çok konuda belli seviyede uzmanlıklarımız olsun. Bankacılık sektöründe önümüzdeki 5 seneye baktığımızda istihdamla ilgili bir öngörün var mı Meltem? Yani istihdam düşecek mi diye bir soru gelmiş. Ben onu biraz daha hani genişleterek sormak istedim sana. Evet. Yani bizim şu an için örnek verdiğimde biz halihazırda alımlarımıza devam ediyoruz. Yani bu geçtiğimiz 2 ayda da öyle oldu. Dolayısıyla ben şöyle bir şey olacağını söyleyeyim. Sayıların azalması değil, profillerin değişmesi söz konusu olabilir. Bu örneğin bizim diğer bankalar için. Geçmiş 5 yıldaki yolculuğumuza baktığında şubelerimizin daha azaldığı ama farklı bugünün dediğim hani dijital ortamdaki verdiğimiz hizmetlerin, veri bilimcilerin arttığı, dijital insan kaynağının arttığı bir dönüşüm yaşadık. Ve orada olan arkadaşlarımızı da olabildiğince bu dönüşümün içerisindeki hani ona gönüllü olan arkadaşlarımızın, becerilerini geliştiren arkadaşlarımızın da o alana kaymasını sağladık. Finans sektörü yani çok önemli bir sektör. Bu dönemde de baktığımızda hani kapanmayan, faaliyetlerine devam eden, şubelerin açık olduğu bir sektör. Dolayısıyla bel kemiği olan sektörlerden biri. Dolayısıyla rollerde belli dönüşümler olabilir ama büyümeye devam edeceğini düşünüyorum. Bir sorumuz da şöyle, geniş organizasyon yapılarında çalışanlara hani yakın durmak anlamında neler yapmak gerekli? Çok hani çalışan sayısının fazla olduğu organizasyonlarda bunu sağlamak çok da kolay olmayabiliyor ama iletişimin de ne kadar önemli olduğundan bahsettik değil mi? Şeffaf iletişim ve her daim o sürdürülebilir kurmak iletişimi. Büyük organizasyonlarda nasıl sağlamak lazım o iletişimi çalışanlarla? Neler tavsiye edersin? Bir
boyut var bence. Aslında organizasyonun tabii ki büyüklüğü, küçüklüğü buna kesinlikle etki ediyor. Ancak önce ilk halkaya bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani benim içinde olduğum takım ve birlikte çalıştığım lider. Yani liderlere burada çok iş düşüyor. Liderlerin açık iletişimde olması, şeffaf iletişimde olması, hem o ekibin ekiple ilgili hem de şirkette olup bitenle ilgili iyi bir hani aktarımcı olması önemli. Dolayısıyla liderlere bu misyonu vermek gerektiğini düşünüyorum. İletişim elçileri olarak organizasyonda ne olup bittiğiyle ilgili her türlü gelişmenin elçisi olmalılar. İkincisi, çok fazla dijital kanal var. O dijital kanalları, yani bu mobil app'lerde app'lerde olabilir. İç iletişim, diğer iç iletişim araçları da olabilir. Yani bugün artık bu konuda bir de çok fazla uzmanlar da var. Eskiden söylediğimiz hani böyle iç iletişim uzmanı, iç iletişim ajansı falan dediğinde öyle şeyler de yoktu. Kesinlikle. Dolayısıyla bu konuda da ciddi bir uzmanlık var ve çok güzel öneriler oluyor. O nedenle hem ben yine hem offline hem online diye bakmak gerektiğini düşünüyorum. Olabildiğince çoklu kanal yaratmak, iletişimi akıtmak açısından en kritik unsur. Yani ben çok büyük organizasyon, bugün de büyük bir organizasyondaydım. Ondan önce de çok büyük bir organizasyondaydım. Ve iyi bir iç iletişim yapısı kurduğunuzda, liderleri bunun parçası yaptığınızda kültürünüzü, yani kültürünüze iletişimi koyduğunuzda, açık iletişimi, zaten o akıyor. Evet. Kesinlikle. Meltem, iki tane sorum var. Çok kısa. Sonra son toparlamaları yapacağım. Tamam. Çünkü bir saatlik bir şeyimiz var. Bir saat sonra otomatikman kapanıyor yayınımız. Tamam. Bir insan kaynakları alanında çalışan da çok fazla izleyicimiz oldu bugün. Çok değerli dostlar da burada. Herkese tekrar bir merhaba da demek istiyorum. Merhaba. İnsan kaynakları alanında, yani insan kaynakları neye dönüşüyor? Hani orada çalışan arkadaşlarımıza neler tavsiye edersin? Şimdi hızlıca söyleyeyim buna değineyim. Tamam. Birincisi birkaç önemli şey söyleyeceğim. Önce bir güzel haberle başlayayım. Yine çok değerli bir dostumun bana attığı bir linke iki gündür bayağı bakıyorum. O bakmak isteyen olursa, will robots take my job? Yani bir robot benim işimi alacak mı diye bir uygulama var. Ben oraya böyle iki gündür meslekleri giriyorum. Tabii ki ilk girdiğim meslek insan kaynakları da ilklerden bir insan kaynakları. Güzel bir haber vermek istiyorum. İnsan kaynakları hani böyle %90'lara kadar değişecek, hani robot yerini alacak denilen meslekler var. %0.6. Yani şu insan kaynakları mesleği önemiyle devam ediyor. Hatta daha da önemli olarak devam ediyor. Burada ama dönüşümler var tabii ki. Biz de örneğin şu anda bir takım işlerimizi robotlaştırıyoruz ekipte. En önemli bence insan kaynaklarının kafaya takması gereken birkaç nokta var. Biri bu deneyim tasarımı hikayesi. En başta söylediğim deneyim tasarımı çalışan dünyası içinde de çok önemli. Ve bunu bir yolculuk gibi düşünüp, ben bir çalışanın yaşam yolculuğunda, yani ilk tanıştığımdan benle olduğu, kurumda olduğu süre içerisinde oradaki birçok istasyon var deneyim yaşattığımız. Onu bir yolculuk olarak görmek, yani kesik kesik süreçler değil, onu bir journey, bir yolculuk olarak görüp o yolculuğun şirket kültürüne uygun. Ben çünkü şeyi çok önemliyorum. Best practice, best practice. Evet, best practice'ler güzel bir şey ama en iyi senin kültürünün içerisinde en uygun olan. O yolculuğu kendi kültürüne uygun bir şekilde tasarlamak. Yani bizlerin birer deneyim tasarımcısı olmamız gerekiyor. Bir. İkincisi de koçluk becerilerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Üçüncüsü de liderlerimizi gerçekten bir insan kaynakları lideri yapmak odayıyla çalışmamız gerekiyor. Zaten o koçluk becerilerimizin devreye girmesi gereken bir konu da o. Her lider bir insan kaynakları lideridir. O zaman o sorumlulukları da paylaşmak için aslında o gelişimi sağlamak gerekiyor liderlerde. Evet. Peki en etkili liderin en önemli özelliği
Ne olmalı sence? Bağ kurmak. Süper. Ben bağ kurmak. Çok güzel, çok güzel cevapladın. Meltem, sohbetimizin sonuna geliyoruz. Çok az bir vaktimiz kaldı. Senden son bir toparlama almak istiyorum. Hani son mesajın neler olur? Şimdi ben ne güzel karma bir gruba hitap etmişiz. O açıdan çok mutluyum. Ben tabii İK profesyonelleri olduğunu da anladım. Dolayısıyla ekibimizdeki gençlere de bu tavsiyelerde bulunabiliriz. Birkaç şeyi söylemek istiyorum. Birincisi, benim üniversite yıllarımda okuduğum ve hayatımda gerçekten hep bir alert olan Stephen Covey'in 7 alışkanlığında bir cümle vardı. Hayat merdivenini doğru duvara dayadığından emin ol. O benim söylediğim hani hayal, vizyon konusu. Bir bu soruyu sormak, hayat merdivenini doğru duvara dayamak. İkincisi, modern dünyanın nasıl bu hale geldiğini anlamak için yine o farklı ekonomi, bilim, tarih iç içe izlemek önemli diye düşünüyorum. Bir mesleğe odaklanmak yerine 3-4 meslekte ilerlemeye açık olmak önemli. Dikey uzmanlaşma yerine yatay uzmanlaşma ve özellikle genç arkadaşlarımız için şirketlerin çok güzel genç yetenek programları oluyor. Onları takip etmek. Birazcık böyle birkaç da yazar da önermek istedim ben, özellikle hani beğendiğim. Hani çok var ama hani Malcolm Gladwell'i, Dan Ariely, Harari, Michel Kaku, hani bu geleceğin fiziği, geleceğin dünyası çok önemli. Ram Charan. Yani bu yazarları da okuyarak aslında birçok iş hayatına hazırlanmak adına ya da iş hayatındayken de çok önemli becerileri kazanmak adına bir vizyon olur diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyoruz Malta. Malta, davetimizi kabul ettiğin için gerçekten çok teşekkür ediyorum sana. Çok keyifli bir sohbet oldu. Saat nasıl geçti, ben anlamadım. Evet, gerçekten zaten ben de inanamıyorum. Ya saat ise bir taraftan gözüm hakikaten çok keyifli aktı. Yani yorumlardan anladığım kadarıyla herkes çok keyif aldı. Umarım. Seni çok özlemişler. O yorumları çok fazla gördüm. Arkadaşlarım. Onları öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben gerçekten Sodexo ailesine de tekrar çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Çok sağ ol. Programımıza katılan, yayınımıza katılan tüm katılımcılara da ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı tekrar gönülden kutluyorum. Hani böyle bir günde bu kadar keyifli bir sohbet, gerçekten ben de ayrıca çok mutlu oldum Meltem. Teşekkür ediyorum tekrar. Evet. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İlerleyen dönemlerde yeni konuklar, yeni konuşmacılarla yine sizlerle olmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın.